karşı veremedi, veremiyor, öyle görünüyor. Bunlar benim çevirilerim. Saygıdeğer canlar, önemli bir mekanda, anlamlı bir günde sizlerle olmak, bu anlamlı günü sizlerle gönül gönüle, göz göze gelmek bizim için bir onur. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Tabii. Eyvallah. Ne olur? Böyle dolabilir. Kapatabiliriz. Günümüz hayır ola, hayırlar fethola, şerler defola, hak edenler utandırmaya. Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden hayır hasenet göresiniz. Darlarınız, didarlarınız kabul, muratlarınız hasıl ola. Birliğimiz, beraberliğimiz daim, kadim, gür ola. Birliğimiz, beraberliğimiz kötülüklere galip gele. İrfanımız ilim, kemalimiz bilim, merdi meydanda hak ile ola. Birliğimizi bozmak isteyenlere, hak edenler fırsat vermeye. Hünkar Hacı Bektaş İlen'in ilmi, Pir Sultan Abdal'ın ikrarı, bütün önderlerimizin duruşu hepimize rehber ola. Nuri Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli, benim dilim değil Fatıma'tı Zöhra Ana'nın dili olsun. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum aşkı niyazlarımla. Bugünkü programımızın başarılı geçmesini diliyorum. Kadıncı kanımızın da huzurundayız aynı zamanda. Kadıncı kana Hacı Bektaş dergahında Kara Kazan sistemini kuran ve aslında rızalık makamını da bu topraklara oturtan bir kadın erendir. Çünkü rızalık makamı demek, kimsenin ne kadar getirdiğine bakmadan eşit götürmesini anlatır aynı zamanda. Bu o günden bugüne tüm zulme uğramış toplumların da bir çeşit adalet ihtiyacının da ta kendisidir aslında. Şimdi bu zorunlu din dersinin ne zaman başladığına dair baktığımızda 80 darbesiyle birlikte din dersi zorunlu olmaya başladı. Aslında ben ona zorunlu sünnilik dersi diyorum. Çünkü sadece sünniliği öğretiyorlar, başka bir şey öğretmiyorlar. O nedenle yani zorunlu din dersi olsa ve başka dinler de öğretilse belki farklı davranabiliriz ama öyle değil. Dolayısıyla zorunlu sünnilik dersi 80 darbesiyle başladı. Ondan önce seçmeliydi dersler ve ben o zaman ortaokuldaydım. Seçmeli olduğu zaman hiç almamıştım dersi. Lise sonunda yani 83'te zorunlu ders oldu. Ve ben Çamlıca Kız Lisesi'nden mezunum. Orada felsefe, dediler ki dersi felsefe hocaları, sosyoloji ve felsefe hocaları verecek. Ve bizim felsefe hocamız Aziz Nesin'in eşi Meral Nesin'di. Meral Hoca dedi ki, ben dedi gittim dedi müdürle konuştum. Dedim ki bu çocuklara felsefe daha çok gerekli dedi. Ve biz din dersi görmeden mezun olduk. Yani ben din dersi görmeden mezun oldum. Belki de o nedenle böyle aykırı oldum. Din dersi görseydim kim bilir gibi bir kendi deneyimle de var. Şu anki Adalet Bakanı göreve geldi ve ilk söylediği şey aile hukukunu sil baştan ele alacağız oldu. Ve hemen arkasına da 2024'ün başında aile hukukuyla ilgili çeşitli çalıştaylar, sempozyumlar düzenlediler. Aslında biz tabii o çalıştaylar olunca şunu öğrendik. Aslında AKP yıllardır bu çalışmaları yapıyor. Aile hukukunu düzenlemeye çalışıyor. Medeni hukuku düzenlemeye çalışıyor. Çünkü aslında baskı altına almaya çalıştığı kendisi gibi düşünmeyenler, kendisinin makbul tanımına uymayanlar var. Ve onları kontrol altına almaya çalışıyor. Biz toplum mühendisliği bir yönüyle yapmaya çalışıyor. Bunun için Avrupalara gidilmiş, oradaki hukuk nasıl uygulamalar var, bunlar araştırılmış. Biz isterdik ki oradaki iyi gelişmeleri alalım ve Türkiye'de onun iz düşümünü var etmeye çalışalım. Ama nerede en gerici olan var aslında, AKP onların peşinde koşuyor. Kadınlar açısından daha aslında kadınlar özelinde neler yaptığına da baktığımızda iktidara geldiği günden bugüne hep kadınları hedef aldılar.
şu an yine de açıktan o kadar kadınlar öldürülsün, kadın erkek zaten eşit değildir diye o kadar güçlü deyimle ben söyleyebildiklerini düşünmüyorum ama geçtiğimiz dönemde hatırlarsınız belki Münevver Karabulut öldürüldü. Onun arkasından bile, hayatını kaybeden bir kadının arkasından bile demediğini bırakmadı bu iktidar. Geldiğimiz aşamada bu kadar açıktan kadın düşmanlığını yine tabii ki yapıyorlar ama yine de gerilemelerinin nedeni güçlü bir kadın hareketinin bu topraklarda var olması olarak ben görüyorum. Bu açıdan bu salonda bulunan bütün kadınların bu etkinliği düzenleyen herkesin de eline emeğine sağlık. Biz mücadeleye devam etmeyi